Herkese merhabalar, Kripto News'te bu videomuza tabii ki geçtiğimiz 24 saatin en önemli gelişmelerinden birisi olan Fed'in faiz kararıyla başlayacağız. Dün Türkiye saatiyle 11.30 civarında Fed tahmin ettiğimiz gibi, birçok kesimin tahmin ettiği gibi 25 baz puanlık bir faiz indirimi yaptı. Biliyorsunuz daha önceki yayınlarımızda da Fed'in faiz indirimi yapacağını beklediğimizi dile getirmiştik ve bu puanı da ortalama 25 civarı bir puan olacağından bahsetmiştik. Nitekim öyle oldu ve Fed'in bu faiz indirim kararının ardından tabii ki piyasalarda, özellikle borsa ve kripto para piyasalarında yükseliş yönünde hareketlenmeler görüldü. 48 saat önceki Amerika Birleşik Devletleri seçimi tabii ki Bitcoin başta olmak üzere birçok kripto para birimini yükselten, yeni rekorlar kırdıran bir gelişme olmuştu. Hemen bir 24 saat geçti ve faiz kararı da bunun üzerine eklendi. Tüm bu gelişmelerle birlikte de kripto paralarda yeni yükselişler gördük. Şimdi aslında birçok kişi, başta Bitcoin olmak üzere, kripto paraların geleceğini Amerika Birleşik Devletleri seçimlerine bağlıyordu. Ancak Fed'in kararı aslında Bitcoin'de Trump'ın kazanmasından daha önemli bir rol oynuyordu. Neden? Çünkü düşük faiz oranları toplumda, yatırımcılarda borçlanma maliyetlerini düşüren bir faktör ve tüketici harcamalarını artıran bir faktör. Böylece tahvil gibi geleneksel olarak daha güvenli yatırımlardan çıkmaya yöneliyor yatırımcı ve bunların eski cazibesi kalmıyor. Ki tabii bu da yatırımcıları daha yüksek getiri için daha riskli varlıklara teşvik ediyor. Bunların başında da tabii ki Bitcoin, Ethereum, Solana, XRP ve diğer birçok önemli kripto para birimi yer alıyor. Piyasa zaten hali hazırda şu anda Bitcoin için yeniden bir risk alıyor ama 25 baz puanlık ve daha büyük bir kesinti bu hareketi hızlandıracak bir faktör. Bitcoin'in yıl sonuna kadar yükseliş yönünde hareket etme ihtimalini de yükselten bir karar oldu Fed'in bu açıklaması. Daha önce ne olmuştu? Fed faizini en son 50 baz puanlık bir indirimle %5'e düşürmüştü. Bakalım piyasada Bitcoin ve diğer altcoin'lerde nasıl bir seyir izleyeceğiz önümüzdeki günlerde? Biz de merak ediyoruz ve takip etmeye devam edeceğiz. Şu anda bu video çekildiği sırada Bitcoin son 24 saatini yine yükselişle tamamladı ve 76 bin dolar seviyesinde seyretmeye başladı. Ethereum 3 bin dolara dayandı. Şu anda 2929 dolar seviyesine çıktı ve son 24 saatini %4'ün üzerinde bir artışla kapattı. XRP de yine günü karla kapatan ama düşük bir karla kapatan para birimi oldu. XRP de yine 0.55 dolar seviyesinde seyrediyor. Cardano 10. sıraya yeniden döndü ve TON'u 11. sıraya düşürdü. Biliyorsunuz önceki boğa döngüsünde Cardano 91 milyar dolarlık bir piyasa değerine ulaşmıştı. Ancak zamanla rakip projeler ivme kazandı ve Cardano sıralamalarda yavaş yavaş geriye çekildi. TON Coin'de Nisan ayında çok önemli bir yükseliş göstermişti ve bu yükselişin ardından Ağustos'ta bir canlanma yaşamıştı. Cardano da 9. sıradan 10. sıraya düştü ve Ağustos'ta yeniden canlanan TRON'un ardından 11. sıraya kadar düşmüştü. Ancak ADA, Donald Trump'ın seçim zaferinin ardından yeniden ilk 10'daki yerini aldı. Ve bu arada TRON'da geçen hafta %5.5'luk bir düşüş yaşamıştı. Değerlemesi 13.9 milyara düşmüştü. Bu düşüş TRON'u Cardano'ya yaklaştırıyor ve mevcut eğilimler devam ederse de tabii ki olası bir sıralama değişikliği için zemin hazırlamış oluyor. İlerleyen günlerde TRON'u da böyle bir değişiklikte görebiliriz. Buna da herkes hazırlıklı olmalı. Solana en dikkat çekici yükselişi gösteren para birimi oldu. %8.5'un üzerinde bir artışla 203 dolara dayandı geçtiğimiz 24 saatte. Donald Trump'ın başkanlık koltuğuna oturmasıyla birlikte en son Nisan ayında görülen 200 dolar bariyerini aştı ve son 7 ayın en büyük rakamına ulaştı. 7 aylık zirveye ulaştı Solana. Yaklaşık 260 dolarlık önceki all time high seviyesine yükseliyor. Bu video çekildiği sırada Solana 200 doların üzerinde işlem görüyor ve 95 milyarlık bir piyasa değerine ulaştı bu video çekildiği sırada. Gerçekten Fed'in faiz kararı
bu başlıca coinler olmak üzere kripto para birimlerini çok hızlı bir şekilde yükselişe sevk etti. Evet, seçime çok kısa bir şekilde geri dönelim. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump Temmuz ayında Bitcoin konferansına katılmıştı ve Gary Gensler'ı ilk gün, göreve geldiğim ilk gün kovacağım demişti. Hatırlıyorsunuz. Ve SEC Başkanı Gary Gensler'ı görevden alacağını, başkan olduğum anda onu kovacağım cümleleriyle dile getirmişti. Şu anda tüm gözler SEC'de. Göreve başlayacağı günse resmi olarak 20 Ocak. Bazı kişiler de Gensler'ın 20 Ocak'ı beklemeden istifa edeceğini tahmin ediyor. Çünkü yasalara göre de aslında SEC Başkanı'nın sebep göstermeden görevden alınması mümkün değil. Bakalım Trump bu konuda ne yapacak? Nasıl bir hamle izleyecek? Kripto para dünyasının kabusu olan Gary Gensler'ın yerine kim geçecek? Alternatif isimler kimler? SEC komisyon üyelerinden Hester Pierce ve Mark Ueda yer alıyor. Robinhood'un baş hukuk müşaviri Dan Gallagher, ABD Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu eski başkanı Chris Giancarlo ve Binance US eski CEO'su Brian Brooks da yer alıyor SEC'nin olası başkanları arasında. Ön satışlarla devam edelim. Daha önceki videolarımızda yer verdik ve ön satışı da hızla fon toplayarak devam eden bir projeyi sizlere aktaracağız. Crypto All Stars şu anda 3.167.000 doların üzerinde rakam topladılar. 1 Stars token'ı 0.00154 dolardan satıyorlar. Crypto All Stars'ı daha önceki videolarımızı izleyenler incelemiştir. Açıklama kısmımızda da ön satış linkini bırakacağız. Meme Vault özelliğiyle ve dünyanın ilk birleşik staking'i olma özelliğiyle yatırımcıların, özellikle ön satış yatırımcılarının büyük ilgisini çeken bir proje oldu. Crypto All Stars. Tokenomics kısmına baktığımızda yine kısaca %20'lik bir dilimin ön satış, %25'lik bir dilimin staking, %20'lik bir dilimin pazarlama ve %10'luk bir dilimin de CX, DX kısmına ayrıldığını görüyoruz. Meme Vault için de yine %25'lik bir kısım ayrılmış projede. Bir diğer ön satış projesi de, başarılı devam eden diğer ön satış projesi de Pepe Unchained tabii ki. Kendi blok zincirimiz var vaadiyle ortaya çıktılar ve bu projede de 25 milyon doların üzerinde bir rakam toplandı. 0.0123 dolardan satılıyor. Ethereum, USDT ve kart seçenekleri var. Pepe Unchained Layer 2 ile, yani katman 2 ile de dikkat çeken bir ön satış ve Pepe'nin yeni rakibi olacağız diyorlar. Büyük bir ilgi topladılar. Sosyal medyada da, Telegram'da da büyük bir kitle oluşturdular. Bakalım listelemede nasıl bir başarı yakalayacaklar? Merak ediyoruz. Pepe Unchained'in de tokenomics'ine kısaca bir göz attığımızda %40 ön satış, %30 staking, %10 pazarlama, %7,5 likidite, %7,5 proje geliştirme ve %5'te zincir envanterine ayrıldığını görüyoruz. 8 milyarlık bir token arzı bulunuyor Pepe Unchained'in. Yine bu projeyi de incelemek isteyenler ön satışın resmi web sitesine açıklama kısmımızdaki linklerden ulaşabilir diyelim ve videomuza noktayı koyalım. Evet, son olarak da şunu hatırlatmayı unutmayalım. Bu video herhangi bir şekilde yatırım tavsiyesi değildir. Lütfen kendi araştırmalarınız doğrultusunda yatırımlarınızı yapın. Kendi risklerinizi göz önünde bulundurun ve kendi kararlarınızı verin. Kripto dünyasındaki son gelişmeleri takip etmek ve en yeni ön satış projelerinden haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı sakın unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.